Şimdi iki çeşit kıskançlık var değerli beyefendi. Biri normal kıskançlık, diğeri patolojik kıskançlık. Normal kıskançlık birisi kıskandıracak şekilde davranır. Öteki de kıskanır. Bu kaçınılmaz bir şey. Normal bir şey mi bu? Normal bir şey. Ama onun çizgisini de soracağım. Yani mesela kıskandırır gibi davranmak nasıl bir durum? O zaman onun da çizgisini. Tam da onu söyleyecektim şimdi. Şimdi bir beyefendi oğlumuz var. Eşinin yanında hanımlara bakıyor. Hani insan tabii ki yolda giden herkese gözü ilişir. Ama böyle takip etmezsin. Evet. Hanımefendi diyor ki beni güzel bulmuyorsun da güzel kadınlara mı bakıyorsun? Beni beğenmiyorsan niye benimle evlendin? Ben de hoşuna gitmeyen bir şey varsa de ki bak şöyle giyinmiyorsun. Şöyle davranmıyorsun. Ben kendimi düzelteyim diyor. Yok yok ben senden memnunum. O zaman niye başkalarına bakıyorsun? Hanımefendi de kıskanıyor. Eşi nereye giderse oraya gidiyor, yurt dışına gidiyor, onunla gidiyor. Başkalarına bakmasın diye. Ve çok kıskanıyorum, uykularımı kaçırıyor. Sen abartıyorsun, sen yanlış anlıyorsun. Bunda bir şey yok, ben kötü niyetle bakmıyorum. İyi niyetle böyle takip mi edilir? Başka kötü niyetle bakmak nasıl oluyor? Dolayısıyla gerek hanımefendi olsun. Mesela bir beyefendi de diyor ki, gerekse beyefendi olsun hani. Salih Hanım, eşim güzel bir kadın diyor. Evet. Makyaj yapıyor, şu pozlar veriyor. Onun bunun adamları da diyor, erkekleri de beğeniyor. Kıskanıyorum ben hanımım ya. Niye senin... Haklı mı? Haklı tabii ki. Niye senin makyajlı fotoğrafın, senin profilinde erkeklerin beğenmesi seni ne yönden mutlu ediyor? Ben senin eşinim, paylaşmanı istemiyorum. O da diyor ki sen beni kısıtlıyorsun. Evet kısıtlayacağım seni. Senin bu şekilde... Tanımadığın erkeklerin senin sayfana girip senin güzel fotoğraflarını beğenmenden rahatsız oluyorum diyor. Kıskanıyorum diyor. Haklı. Birbirimizi kıskandıracak şekilde davranmayacağız. O zaman kılık kıyafet de buna girer mi? Dahil olabilir. Girer. Tabii ki girer. İşte eşinin rahatsız olduğu şekilde giyinmek. Hani bunu dekolteyi kastediyorum. Ya da çok streç ya da çok dar. Hani herkes giyer giymez. Hani bunları giyenlere bir şey diyor değilim. Kıskançlık açısından söylüyorum. Bunlar... Hani kıskandıracak şekilde davranıldığı zaman bunlar normaldir. Bir de burada şunu da söyleyeyim. Bilakis kıskandıracak şekilde davranmak vebaldir. Kıskançlık doğuştan gelen bir duygudur. Her insanda vardır. Başta çocuklarda kıyaslama yaparak ondan sonra... yaptığını beğenmeyerek, birisini beğenip onunkini beğenmeyerek sürekli kendi içerisinde onun krize girmesine sebep olup başkalarının onun gözünde daha güzel görünmesine sebep olarak çocuğu kıskandırıyor. Mesela bazıları diyor ki ben seni sevmiyorum, abini daha çok seviyorum. Bu çocuk nasıl kıskanmasın şimdi? Eyvallah. Küçük yaşta hadis-i şerif var. Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi haset ve kıskançlıkla iyileri yer ve bitirir diyor. Ve kıskançlıkla ilgili çok trajik şeyler yaşanıyor. Ama çok işte travmatik. O dediğiniz şey mesela yani erkek de olsun hanımefendi de olsun iki de için tabii iki taraf için de söylüyorum. Diyor ki iki taraftan birisi benim özgürlüğümü kısıtlıyorsun diyor o zaman. Yani mesela diyor ki genelde beyefendiler bunu hanımefendilere der. O yüzden hani oradan gideyim. Erkeklere çok fazla denmez herhalde böyle. Mesela şu kıyafeti giymeniz ya da şu tarz giymeniz ya da şöyle giyinmen beni rahatsız ediyor ve kıskanıyorum ben bunu. O da mesela benim özgürlüğüm beni kısıtlayamazsın diyemez mi? Der. O zaman nasıl hakkı der? Hakkı olur mu? Şöyle. Şimdi ölçüsüne göre herkes giyer. Tamam. Ölçüsü kaçtı mesela diyelim ki hani o erkeklerin kendisine dönüp bakacağı şekilde giyindi kadın. Şöyle. Şimdi... İnanmayan, hani inanmayan derken dindar bir hayatı tercih etmeyen birisinin zaten ölçüsü kültürüne göre, örfüne, adetine, kendi tercihine göre olur. Evet. İnanan bir insan için ben konuşuyorum. Yani hayatını dini kurallara göre yaşamak isteyenler için. Mesela eğer hanımefendi de işte tesettürlü, dindar hayatı yaşam, dindar bir hayat yaşamak istiyor. Beyefendi de inançlı. Beyefendi diyor ki Salih abla beden hatlarını gösterme diyorum. Hanımefendi de illa kuşak bağlayacak. İşte başörtüsünü şöyle arttığı zaman yakası görünecek, boynu görünecek falan rahatsız oluyor. Burada hanımefendi kendi tercihleri ile eşiyle arasındaki uyum, mutluluk, huzur
arasında bir tercih yapmış oluyor. Herkes seçiminin sonuçlarıyla karşılaşır. Eğer beyefendinin talebi Allah'ın rızasına tersse asla yapmasın. Tamam. Hadi, bu arada kişisel soralım. Yani hani bu önemli bir konuydu ama bir taraftan da hani beşeri münasebetlerin içerisindeki kıskançlığı soralım. Yani iki kişi de işte çok böyle din hassasiyet olmasın velev ki adam kadını kıskansın kılık kıyafetinden dolayı. Evet. Şimdi günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi de bu da. Hani sizi bulmuşken böyle bir aile danışmanı sorayım. Bu durumda kadının bakış açısı ya da erkeğin bakış açısında bir problem var mı? Erkek kadını diyebilir mi mesela? Ya bu kadar açık giyinme. Ama bunu söylerken hani dini rızasını gözetenleri zaten söylemem bile gerek yok da. Evet. Beşeri münasebetlerde diyeyim. Kadının buna itiraz hakkı, hakkı demeyelim yani. Doğru mudur? Şöyle söyleyelim değerli beyefendi. Şimdi varsayıyorum ki ben de bir hanımefendi çok şık giyinmiş. Makyajıyla, kıyafetiyle çok dikkat çekiyor ve insanlar bakıyor. Eşi bundan rahatsız oluyorsa bunu söyleme hakkı vardır. Şimdi orada hanımefendi kendisini öyle çok güzel, alımlı ve dikkat çekiyor olarak görüyorsa, evde değer görmediğini düşünüyorsa, değersizlik duyguları varsa, böyle olduğu zaman da değer görmek onu mutlu ediyorsa eşiyle çatışmayı göze alır. O hareketi neyin kendisine yaptırdığına bakmak lazım. Ne yaptırabilir o hareketi? İşte o hareketi onay ihtiyacı, beğenme ihtiyacı. Mesela beyefendi, hanımefendi çok güzel olduğu halde sürekli kendisinin çirkin olduğundan, bakımsız olduğundan, dışarıdaki kadınlarından, kadınların kendisinden daha iyi olduğundan söz ederek içeride rencide ederse, dışarıda da erkekler o bugün çok şıksınız, bugün çok güzelsiniz diye iltifat ederlerse insan su gibidir, kayar. İhtiyacı giderilmemiş organizma sorun üretir, sıkıntı üretir. Evde değer ihtiyacı, onay ihtiyacı, sevgi ihtiyacı giderilirse, birbirlerine davranışlarıyla değer üretirlerse, diyelim ki hanımefendinin onu giyme hakkı, eşi için ondan fedakarlık edebilir. Bunu doğru yanlış olarak değil, bir tavsiye olarak söylüyorum. Herkes kendi doğrularını kendisi yapar. Herkes seçiminde serbest. Eğer eşi rahatsız oluyorsa ve kendisini de bu doğal hareketini kısıtlamayacak. Hani mesela bazı erkekler var, sokağa çıkma diyor. Nereye gideceksen ben götüreyim diyor mesela. Var, böyleleri var yani. Evet. Ya da illa benim dediğim renkten giyeceksin, şunu giymeyeceksin diyor mesela. Doğal insani alanını kısıtlamadıkça eşinin huyuna suyuna gitmesini uyum için iyi görürüm. Ama dediğim gibi mesela topluca bir iş yerindeler. Hanımefendinin tesettürü yerinde ortak bir toplantı yapıyorlar. Orada erkekler var, sen oraya oturamazsın. Ama bu insan zaten dolmuşta erkeklerle, trende erkeklerle. Usulsüzlük var mı? Kendisine sizin bu cümleyi söyleyeceğiniz bir yanlış davranış var mı? Karşılıklı bir bu tarz bir iletişim var mı? O zaman tamam, otur konuş. Sen her türlü ortama giriyorsun. Hanımefendi tesettürüyle giriyor. Halvet olmuyor. Ten teması yok. Hani mantıksız müdahaleler çatışma oluşturabilir. Ama ben hanımefendilerin kendi doğal helal dairesi içindeki alanlarını kısıtlamadıkça erkekleriyle güzel geçinmelerini ve onların huyuna gitmelerini, suyuna gitmelerini tavsiye ederim. Tersini de soralım yani. Hani kadınları hep sorduk ama hani daha çok kadınlar kıskanılıyor gibi algı da olmasın. Tabii ki olmuyor. Erkekler tarafına bakıldığında mesela kadının erkeği kıskanması da hak mıdır? Tabii ki haktır. Mesela hangi durumlar? Haktır derken normaldir. Yani normaldir diyelim. Mesela hani biraz önce örneği verdiniz, kadınlara bakmamış. Erkeklere hanımefendilere iltifat etmesi mesela. İşi bitti, bir iş toplantısı yapılıyor ama oturuyor biraz daha kahve içiyor, muhabbet ediyorlar. Gereksiz yere arkadaşını eve bırakıyor, oysa her zaman gidip gelebilir. Neden gereksiz yere evine gideceğin saatte senden talep edilmeyen bir yardımı yapıyorsun? Hani bir hasta olur, bir acil olur, amenna, akan sular durur. O senin kardeşindir, iş arkadaşındır, mutlaka götür. Hanımınla tartışacağını bilsen bile götür. Orada bir acil insani bir durum vardır. Ama gereksiz muhabbetler, muhabbetin nereye gideceğinin de belli olmadığı ikili çay içmeler, ikili iş görüşmeleri hanımefendi haliyle tabii ki kıskanır. Burada sen eğer beyefendi eşinin kıskandığını bilerek böyle bir şey yapıyorsa
senin kıskanman benim umurumda değil, ben keyfime nasıl gelirse öyle yapıyorum demektir ki bu aile bütünlüğüne darbe indiren, ikili ilişkilere, saygınlığına, hürmete zarar veren çok tehlikeli ve riskli bir şey. Zaten bilerek yanlışa adım atan evlilik bağına zarar vermeyi göze almış demektir. Aldatma da bunun başındadır. Allah korusun.